Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sökümüne başlayacağız. Evet, bugün aracın koltuklarını söküyoruz. Elif, Sezgin, ben ve Merve. Birazdan başlıyoruz. Herkesin böyle 1.70 ve üstü olduğu için buna ihtiyaç duymuyorum ama ben bunu almam lazım. Çünkü arabanın boyu 1.90. Ben de 1 desem 1.90. Bir de buradan... Çok hazırım biliyor musunuz kullanmaya ya? Çünkü çok öyle bir araba. Gaz ver biraz. 15... Sıkıyoruz. Bunlar fren merkezinin havaları. Arkalar bunun sonradan havaya döndüğü için diş kaptırmadan düzgün bir şekilde. Bir VD40 alabilir miyiz? Buraya da bir VD40 sıkıyorum da. O zaman artık kaçak olmayacak. Evet, olmayacak. Rahat tutsun işte. Açıldı mı? Konik olduğu için daha fazla sıkılmaz. Yani bu burada bitti. Bakıyoruz. Değil. Zor mu hocam? Hiç kolay değil arkadaşlar. Dur bir de şurada yatan biri var, ona bakayım. Özgün hocam. Özgün usta. Gerçekten ne kadar sık ya. Oturduğumuz yerin kalitesini verir arkadaşlar. Evet, ilk koltukları sökmüş bulunmaktayız. İnce de çıkıyor. Zor mu hocam? Ben sökmedim, bilmiyorum. Sen kendine sor. Şu dolmayı versene. Tamam, ben de. Öldüm. Evet. Söyler misin? Lokma deyince hala aklıma tatlı geliyor. Tulumba falan diye. Benim boyumdan ölçmeyelim ya. Yani. Bak arabanın cam buradan başlayacak, tamam mı? Buradan aşağı, buradan buraya tam. Aracın koltuklarını söktük, şimdi onları satmaya arabayı gidiyoruz. Arabayı sattık, T4'e geçtik. T5 lütfen bu. T5 lütfen. Karıştırıyorum hep ya. Bakalım şimdi aracın koltuklarına ne kadar. Neyse, bir Iveco değil ama. Bir Iveco değil. Ne diyeyim artık hocam, ne diyeyim. Evet, aracın koltuklarını satıp alem yapacağız arkadaşlar. Hangisini
istiyorsun söyle. Saçma. İyice saçmaladın. Gerçekten iyice saçmaladın. Karavanın kapısını değiştirelim demiştik ya. Şöyle bir kapı taktırmayı düşünüyorum. Güvenli olsun diye. Çalış Marveciğim, çalış. Ev yapmak kolay iş değil. Beğenmedi galiba bizim koltukları. Neden, ne diyor? Şeyleri sökmek zor diyorsun. Yerlerini sökmek zormuş. Hani sen demir demir var içerisinde. Demir satıyorsun adam. Benim görüşen adamım. Bak şöyle tank alalım, şey alalım, 1000 litrelik. Şuradaki gibi. Çıldırdım. Anca anca. Ne kadar kazandık Merve? 250 liraya koltukları sattık arkadaşlar. Daha aracın içinde alüminyum var. En detaylı, en önemli kısım orası. Çünkü o çok para. Ben öyle çıkamayacağım galiba. Çay aldım böyle. Aracın lastiği patlamış. Şimdi onu tamire götürüyoruz. Hangi koltuğa? Her şey söyle o zaman ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Hayır. Neyse şeklimiz tarzımız oldu. Şeklimiz farkımız oldu. Neyse işte ben gözlüklerim tek. Yemin ederim bir tane normal yok ya. Bağırdı onu da boğulmuş. Aslı ettik kızı ya. Kendisi gelin normal insandı. Hak etme bir altın kolye. Altın kolye evet. Sonra pavyona çeviririz burayı. Gazino pavyonu. Bayağı yaratırsın. Aracın sağ lastiği miydi? Evet ya. Sağ lastiğimiz patlamış mı? Sibop. Sibop. Sibop'ta küçük bir arıza varmış. Şimdi onu çözecekler şimdi. Aslan bir abim var geliyor. Yapacak bir şey alın. Bakalım. Duran abi. Tekerim var ya gerekli koydum. Patladım lastikçiye kadar gidersin. Bence. Kaçta çalışıyor? 12 volt. Bir hava istiyor. Abi. Nasıl bir cesaret? Güzel. Hayır, nasıl bir cesaretle sordun? Onu şey yap ya. Bir ihtimal değiştirebilir miyiz diye düşündüm. Takmayacağız biz onu. Değil mi kızlar? Bu kapakları takacak mıyız arabaya? Kasası. 250 lira kazandık yani. Koltuk sattık dedik. Lastik patlamış. Oo, Merve böyle başlayacaksan yola böyle zor yani ya. Varımız yolumuz. Şahrettin derken. Yine zararlı mı sonra? Merve laklı gidiyor para gittiği zaman. Sevmiyorum para çıksın. Sevmiyorum. Gelse sıkıntı yok. Aynen. Aracın iç sökümünü yaptık bugün. Koltukları söktük. Epey zormuş bu arada. Sonra 24 artı 3 müydü neydi öyle bir şeydi. 24 koltuk mu çıkardık? Tabii tabii aynen. Çiftli çiftliydi. Ama söktük ve şey has sökücü bayağı iş gördü sıkı kesinlikle sıkı. Evet. Lokma takımlarıyla çözdük o işi. Sonra koltukları sattık. Sonra Özgür orada bir tane çelik kapı beğendi. Bence güzel. Güvenliğimiz için çelik kapı şart. Lastiğimiz patlamıştı onu da hallettik. Şimdi araçta bir tek sorun şey var, hava kaçırıyor frenleri değil mi? Fren havası. Evet, şey normal kapıları kapanırken havalı sistem çünkü bunlar. Evet. Üzerinden böyle bir kanca gibi bir sistem yapmışlar. Onları geçirip onu sıkarak hani kava bittiğinde otomatikman kendini açılmasın diye. Allah'ım oldu bir anda hacım kazandı saçım. Bizi biraz ciddiye. Sonra işte biz de dedik ki havalı sistemden tamamen çıkartalım. Kapıları falan, iptal edeceğiz aynen. Evet. O yüzden onunla ilgili de bir çalışma olacak. Bugünlük işimiz bitti. Büyük bir iş bitirdik yani. Kesinlikle. Yarın kendimize izin verip biraz hafta içi tekrardan. Evet yarın bakalım. Dinleniriz. Aynen hatta yarın şey içinde neler olacak neler. Ben birazcık söylemek istiyorum ama beni dürtüyorlar. Hayır. Sen bayağı söylüyorsun zaten Merve ya. Hiçbir sürprizi kalmayacak. Yeni videoda görüşürüz. Sen gizli gizli atıyormuşsun. Olur yaparım benden beklerim. Herkesi DM'den hiçbir şeyini atıyoruz. O zaman hoşçakalın.